Sevgili izleyicilerim merhaba. Londra'dayım. Bugün Hammersmith'teyim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve like tuşuna basarsanız çok sevineceğim. Bu şekilde ürettiğim bu içeriklerin daha fazla izleyicilere ulaşmasını sağlayacaksınız. Bayağı bir yağmurlu bir gün. Londra'nın genel yağmurlu günlerden bir tanesi diyebilirim size. Ama dün bu kadar yağmur yağmadı. Bugün epey yağıyor. Biraz da iyi oldu bu yağmurun yağması. Çünkü etrafı temizliyor. Londra yağmuruyla güzel, sıcak Londra'ya pek yaramıyor. İçerisi buhar oldu arabayı çalıştırdığım için. O yüzden eğer bu buhar birazdan gider, kusura bakmayın. İlginç bir görüntü oldu. Evet. Şimdi buna birazdan bu buhar girecek. Ben şuradan şöyle bir devam edeyim. Evet, sol tarafta İngiltere'nin bu ünlü publarından bir tanesi Green King. Biliyorsunuz İngiltere'de pub kültürü bayağı yaygın. Bu Green King de onlardan bir tanesi, şirketlerden bir tanesi. Şimdi şurada bir dönüş yapıp geri çıkacağım. Evet, karşımızda İngiltere'nin yapılaşma şekilleri, binalar. Bunlar bazen müstakil, bazen de apartman dairesi olarak bölünmüş de olabiliyor. Mercedes, Brooklyn'den bu kaydı hazırladım. Umarım kaydımı beğenirsiniz. Mercedes'in bu büyük ve geniş alanı, Mercedes'in tüm ürettiği arabaları sergisinin olduğu alan ve aynı zamanda test sürüşlerinde yapıldığı bir alan. Burada size arabaları tek tek inceleyerek anlatmak istedim. Yollarda artık göremeyeceğiniz arabaları size göstermeyi amaçladım. Üst kattan formül araçlarından başlayarak kaydımı hazırladım. Hadi bakalım. Şimdi araçları hep beraber gezerek tanıyoruz. AMG bu araç. Mercedes AMG bu Formula 1 iyi performans olarak hazırlanmış. VW12 Lewis Hamilton tarafından kullanılmış bu araba. En son 2021'de Bahrain Grand Prix'te kullanmışlar. Arabanın rüzgar panellerini şöyle etrafını size gösteriyorum. Gördüğünüz lastik boyları birebir kullanılan lastik boyları. Jantları görüyorsunuz. Üzerindeki aldıkları reklamlarla dahi orijinal yarış esnasında kullandıkları yarış otomobilini görüyorsunuz. Rüzgar panelleri, jantları. Gördüğünüz gibi ufak detaylar bile çok iyi tasarlanmış. Arabanın hızını ve aerodinamiğini arttırmak amacıyla yapılan bu çalışma. ...2021'de... kullanılmış. Evet, arabanın konsept alanının jet tadını veriyoruz şu anda. Şöyle üzerindeki değişik dijital kullanım noktalarıyla, havalandırmayla. Şimdi de buradan diğerine geçelim. Bu silver renkli, gri renkli araç 2006'da Bahrain Grand Prix'te ve 2006'da Brezilya Grand Prix'te kullanılmış araç. Jantlar ve lastikler birebir aynı. Lastikleri içine giren hava boşluklarıyla beraber buradan da alınan bu dizayn arabanın hızını daha da artmasını sağlıyor. Evet, yere olan mesafesini şuradan size göstereyim arabanın. Şimdi yarış arabasının yere olan mesafesini. Evet, görüyorsunuz. Şuradan
yan aynaları ve pilot kabininde bu şekilde göreceksiniz. Koltuklar, şurada koltuk ve aerodinamik burada farklı bir tasarlamayla havayı dışarıya atması için bu şekilde bir kanat şeklinde bir parça ilave edilmiş. Parça da şu şekilde vidalarla buraya tutturulmuş. Burada da görüyorsunuz. Turbo motorları havasını sirkülasyonu bu şekilde sağlıyor. Arka kanatlar yekpare şekilde buraya tutturulmuş. Üzerinde de bantla nasıl tutturulduğunu görüyorsunuz. Çok güzel. Burada 2004 Mercedes-Benz FO V10 motor. Motor özelliklerini bu konuda motor bilgisi olan arkadaşlar daha iyi görebilirler. Çok tatlı. Evet, Hamilton. Bir merhaba diyerek geçelim. Evet, direksiyon kabini görüyorsunuz. Gerçekten çok iyi tasarlanmış. Buradaki jantlar ve tekerlek çok büyük. 18 inç. Bunlar da kullanılmış. Bu da bu araçta gri Altex'te 2020 ve 2019'da kullanılmış. Stoffel Vandoorne and Mr. Rice kullanmış. Bu aracı gördüğünüz gibi. Hatta bu araba darbe almış. Görüyorsunuz. Aynısının bir kutu var. Elektrikli iyi model 250 araç bulunmakta. Elektrikli araç kullanmak isteyenler için özel bir tasarım. Kontrol panelleri